Herkese merhaba. Bu hafta yine evimizden sizlere merhaba diyoruz. Malum koronavirüs dönemi ve bu dönemde biz de evlere kapandık. Sizlere buradan videolar, içerikler çekmeye devam ediyoruz. Bu hafta konumuz koronavirüsle beraber hayatımıza giren yepyeni bir konu. O da uzaktan eğitim teknolojileri, uzaktan eğitim platformları. Artık ne derseniz sizin söylediğiniz olsun. Ama hayatımız gerçekten çok değişiyor bu yeni teknolojiler sayesinde. Biz de bu hafta hep birlikte bakalım nasıl bir uzaktan eğitim teknolojileri varmış, nasıl bu platformlar çalışıyor, bizim hayatımıza neler sunuyor, bunları keşfedeceğiz. Ondan dolayı sizler için yine güzel bir bölüm hazırladık. Şimdi hemen ben masaya doğru dönüyorum ve bu yeni platformları hep birlikte keşfetmeye başlıyoruz. Konu eğitim teknolojileri olunca hemen lafa girmek istedim Ahmetcan. Uzaktan eğitim, dijital teknolojilerin gelişmesiyle doğru orantılı olarak ilerledi. İnternetin ilk dönemlerinde, yani Web 1.0 döneminde uzaktan eğitim içerikleri tek taraflıydı. Yani eğitimciler ders içeriklerini öğrencilere video veya metin olarak sunuyor, ancak öğrencilerin bu eğitimden ne kadar verim aldığına bakılmıyordu. Daha sonra Web 2.0'la işin içine interaktif ögeler girdi. Eğitimciler öğrencilerinin eğitimlere nasıl yanıt verdiklerini takip edebilmeye başladı. Şimdi ise Web 3.0 çağındayız. Yapay zeka gibi akıllı teknolojiler işin içine girmeye başladı. Bu sayede uzaktan eğitim platformları öğrencilerin elde ettiği başarıya göre daha doğru bir kariyer planı sunabiliyor. Öğrencilerin hangi üniversite bölümünde ve hangi meslekte daha başarılı olabileceği yeni nesil uzaktan eğitim platformlarıyla tespit edilebiliyor. Konumuz eğitim teknolojileri ve platformları olunca bakalım ne gibi yenilikler var sizler için bir araştırayım dedim. Ve dikkatimi çeken bir platformla karşılaştım. İsmi MethodBox. MethodBox biraz önce de söylediğim gibi uzaktan eğitim sunan bir platform. Online olarak öğrenciler eğitimlerini yapabiliyorlar. Peki hangi öğrenciler yapabiliyor? İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite hazırlık öğrencileri, yani K1'den K12'ye kadar bütün öğrenciler bu platform üzerindeki eğitimlerini tamamlayabiliyor, eğitimlerini sürdürebiliyor. Aynı zamanda işin arka planında makine öğrenimi gibi, yapay zeka gibi teknolojiler de var. Bu arada makine öğrenimi demişken hemen gelin isterseniz bir soralım. Çünkü makine öğrenimi çok da hakim olmadığımız bir kavram olabilir. Hemen Guru'ya bir soralım bakalım, sesli asistanımız. Guru, makine öğrenimi bize bir anlatır mısın? Makine öğrenimi, yapay zekanın en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Aldıkları veriler sayesinde kendi kendine öğrenen sistemlerdir bunlar. Elde ettiği sonuçlarsa tahminleme amacıyla kullanılır. Yani öngörüde bulunabilen sistemlerdir. Dolayısıyla makine öğrenimi altyapısı sayesinde gelecekte karşılaşılacak durumlardan haberdar olunabiliyor. Örneğin e-ticaret sitelerinde kullanıcıların baktığı ürünlere göre satış oranı yüksek olan diğer ürünler listeleniyor. Buna daha pek çok örneği ekleyebiliriz. Makine öğrenimi gibi teknolojilerin eğitim gibi alanlarda kullanılması, öğrencilerin elde ettiği sonuçlara göre daha doğru kariyer planlaması yapabilmesi başta olmak üzere birçok avantaj sunuyor. Teşekkür ederim Guru. Sizlerin de duyduğu gibi makine öğrenimi kavramı bu platformlarda oldukça öne çıkacak gibi duruyor. Şimdi bu platformun pek çok özelliği var. İlk önce isterseniz öne çıkan başlıklarını ben size sayayım. Birinci maddemiz bence içerikler konusunda. İçerikler konusunda öğrencilere burada videolu içerikler sunuluyor. Bu sayede öğrencilerin konulara ve derslere daha çok hakim olması amaçlanıyor. Aynı zamanda canlı öğrenci iletişimi var sanal olarak. Bu da yine online olarak yapılabilen bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin öğrencilerin öğretmenlerine bir sorusu var veya öğretmenler öğrencilerle konuşmak istiyor. Aynı zamanda öğretmenler öğrencilerine ödevler ve projeler verebiliyor. Bu da online eğitimin, uzaktan eğitimin olmazsa olmazı ve tabii ki işin içinde sınavlar ve quizler var. Yine bu platform üzerinden sınavlar ve quizler yapılabiliyor. Kısacası pek çok yönden öne çıkan bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi biraz daha işin arka planına ben bakmak istiyorum. Çünkü işin arka planında da yapay zeka var demiştik. Bu yapay zeka sayesinde öğrencilerin performansları, öğrencilerin hedefleri ve anlık raporlamalar yine öğretmenlere gönderiliyor. Bu sayede eğitimden alınan verim de en üst düzeye çıkartılıyor. Şimdi bakalım nasıl çalışıyor, hep birlikte görelim. Öncelikli olarak benim size paylaşmak istediğim konu şu. Platformda K1-K4 arasındaki öğrenciler için başka bir arayüzü var. Yani daha küçük yaştaki öğrenciler için. Bir de tabii ki K5 ile K12 arasındaki öğrenciler için başka bir platform var.
Ben bunun için MethodBox'ın Junior adındaki yerine gireceğim. Yani küçük öğrenciler için, K1 K4 arasındaki öğrenciler için bakalım ne gibi bir yenilik sunuluyor. Hep birlikte keşfedeceğiz. Junior bölümünün ana sayfası bizi karşıladı. Eğlenceli grafikleri olan, sanki bir oyunun içindeymiş gibi eğitim platformu. Oldukça keyifli. Şimdi bakalım mesela neler varmış. Aşağı doğru inelim şöyle. Ders konuları, dersler, duyurular gibi bir menüsü var. Bir de sol tarafta sizden bir mavi göreceksiniz. Bir mavi ekran var. O mavi ekranı açtım. Burada da takvim, dersler, uygulamalı dersler, ödevler, rehberlik, öğrenme araçları, raporlar, etütler, kütüphane, hikayeler. Birçok içerik var açıkçası. Şimdi ben derslere girmek istiyorum. Herkesin en çok üzerinde durduğu konu. Dersler açıldı. Matematikten mesela biz ne yapalım? Geometri yapalım. Geometride neler varmış? Geometrik cisimler ve şekiller. Buradan bastım ve şimdi konu anlatımlarının olduğu videolar ekrana geldi. Bakalım neymiş? Geometrik şekiller ve cisimler birinci ders. Bakalım nasıl bir şey. Bu arada çok şeker karakterler. Merhaba. Kim olduğumu tahmin ettiğini düşünüyorum. Nasılsın ki? Burası benim odam. Burada pek çok cisim görebilirsin. Bunlardan bazıları oyuncaklarım, bazısı da okul eşyalarım. Beden eğitimi. Uzaktan beden eğitimi nasıl olur? Çok merak ediyorum. Bakalım neler varmış burada. Ha, bayağı güzel içerikler var burada. Evde yoga yapıyorum. Güne merhaba dansı, sabah sporu. Mesela güne merhaba dansı yapalım. Evet, şu an hareketler yapıyor. Sizler de görüyorsunuz. Çok keyifliymiş. Çok keyifli bir müzik. Kütüphane. Şu an bir kitap okumak istediğimizde e-kitaplar buradan yine ulaşılabiliyor. Mesela hangi e-kitaplar varmış hemen onlara bakalım. 3 küçük kuzucuk dijital kitap. Buradan sayfaları geçerek bu kitaplarda okunabiliyor. Gördüğünüz gibi çocuklar için yani K1 ve K4 arasındaki öğrencilerimiz için oldukça zengin içeriğin olduğu bir platform bu. Şimdi isterseniz gelin K4'ten daha büyük yani K5 ve K12 arasındaki öğrencilere yani ortaokul, lise ve üniversite hazırlık aşamasındaki öğrencilere acaba ne gibi bir içerik sunuluyor? Onlara bakalım. Şimdi sıra geldi daha büyük yaştaki öğrenciler için sunulan özelliklere. Aynı zamanda tabii ki bu özellikler hem öğretmenlere hem velilere hem de okul yönetimine de sunuluyor. Ama biz tabii ki bir öğrenciler için bakalım neler varmış ona bakalım önce. Bir kere dersler zaten. Ders müfredatlarını Junior bölümünde olduğu gibi burada da takip edebiliyorsunuz. Örneğin matematikte integral bastığınız zaman size dersin içeriği geliyor, ders müfredatı geliyor. Buradan yine konu anlatımlarını videolu olarak izleyebiliyorsunuz. Hemen açayım. Değerli öğrencim şimdi bir bilgimiz var. İntegral diyoruz. Öğretmenimiz bize burada sesleniyor. A'dan R'ye dersi anlatıyor. Her örneklerle bölüm bölüm, konu konu dersi buradan takip edebiliyorsunuz. Bu diğer dersleri de zaten göreceksiniz. Testlere geldik tabii ki. Eğitimimizi aldık. Daha sonra en önemli konulardan bir tanesi tabii ki testler. Test çözmemiz gerekiyor. Öğrencilerin test çözmesi gerekiyor. Mesela neye basalım? Türeve basalım. Türevde bir buradan soruya gelelim. Teste başla. Süre var. Bu süre içinde bunu çözmeniz lazım. Bu soruları çözmeniz lazım. 18 dakikalık bir test süren var. Hemen çözmeye başlıyoruz. Burada zaten sol tarafta siz de göreceksiniz soru ve burada da şıkları var. Örneğin ben şimdi tabii bunu hızlı bir şekilde çözemeyeceğim için ayrıca matematiğim de çok iyi değildir. Bunları hemen şöyle bir işaretleyeyim. Daha sonra hızlıca işaretledikten sonra testi bitire basacağım. Ha bu arada bir de şey var burada. Testi ara ver. İsterseniz mol da verebiliyorsunuz. O zaman zamanınız duruyor. Testi bitir dediğimiz zaman doğru cevaplarım, yanlış cevaplarım hepsi ekrana çıkıyor. Kaç dakikada çözdüğüm ve kaç tane boşum olduğu, kaç tane yanlışım olduğu hepsi yine burada var. Daha sonra çözemediğiniz sorular varsa, örneğin ben 5. soruyu yanlış çözmüşüm. Hemen çözüm videosunu izleyebiliyorsunuz. Değerli öğrencim, bu yine öğretmen bize anlatmaya başlıyor. Karşımıza çıkmaktadır. Bizden istenen ifade x1. Geldik işin aslında en önemli kısmına. Yapay zekadan bahsettik en başında. Yapay zeka bu bölümde
çok fazla öne çıkıyor. Makine öğrenimi çok fazla öne çıkıyor. Bakalım nelermiş bunlar? Şimdi hep birlikte göreceğiz. Örneğin hedef. Ben bir üniversiteyi hedefliyorum ve hedefime ne kadar yakınım? Bu tamamen yapay zeka ve makine öğrenimi tarafından tespit ediliyor. Eğer ben o üniversiteye çok uzak bir puan alabilecek bir potansiyelim varsa, çünkü burada testler çözüyorum, buradaki dersleri alıyorum, uzaktan eğitimimi tamamlıyorum. Çözdüğüm testler sonucunda eğer ben o üniversiteye biraz uzaksam, bana başka öneriler geliyor. Yapay zeka bana başka öneriler sunmaya başlıyor. Burası gerçekten çok önemli. Eğer puanınızın yettiği bir üniversite varsa, size tercih sıralamasında onu seçmenizi öneriyor. Burası çok önemli bir şey. Çünkü yapay zeka ve makine öğreniminden bahsediyoruz. Öğrencilerin kendi kariyerlerini planlaması açısından çok önemli bir konu bu. Şimdi eğitim dünyasında çok tecrübeli bir isimle bağlanmak istiyorum. Kendisi Enver Yücel. Enver Bey, bakalım ne diyecek uzaktan eğitim konusunda? Hemen bağlanalım. Enver Bey merhaba. Can Bey merhabalar. Enver Bey, eğitim dünyasında koronavirüsle çok önemli bir değişim görmeye başladık. Sizce neler oluyor eğitim dünyasında? Uzaktan öğretim artık dünyanın eğitimdeki geleceğiyle ilgilidir. Her okul, her eğitimci uzaktan öğretimle mutlaka tanışmalıdır ve uzaktan öğretimde dersin nasıl yapılabileceğini, bunun sosyolojisini, psikolojisini, bunları bilmelidir, öğrenmelidir. Biz bugün Türkiye çapında 200 bine yakın öğrenciye uzaktan öğretim veriyoruz. Uzaktan öğretimle ilgili yaptığımız 2 yıldır yapay zeka temelli kişiye özgü modelimizi daha da geliştirdik. Bunu bir ara Boston'da Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda da bu modelimizi anlatmıştık. Biz öğrenciye okula gelmese aynen bu derslerin yapılabileceğini anlatmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da. Şu anda öğrenciler heyecan halinde. Öğretmenini sınıfta bekliyor ama kendisi çalışmak istiyorsa zaman yer meselesi olmaksızın MethodBox adıyla geliştirdiğimiz yapay zeka temelli bu öğrenme platformunu biz bütün Türkiye'de bütün öğrencilerimize açtık. Hatta sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da bazı okullarda, bazı ülkelerde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü uzaktan öğretimle en temel olan sektör, eğitim sektörü değişmelidir ki ondan sonra diğer sektörlerde değişebilsin. Bugün Endüstri 4.0 konuşuluyorsa eğer, eğitim 5.0 olmalı ki biz Endüstri'yi 4.0 yapalım. Çok teşekkür ederim Enver Bey. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Enver Bey'in de görüşleri bu şekildeydi. Sizin de gördüğünüz gibi eğitim dünyasında çok önemli bir sürece girdik. Artık online eğitim hayatımızda, uzaktan eğitim hayatımızda ve biz de bu alandaki yeni teknolojileri keşfetmeye devam edeceğiz. Programımıza devam ederken yeni teknolojiye sahip olan bir cihazla sizleri tanıştırmak istiyorum. Malumunuz şu anda evlerdeyiz. Bu süreçte evimizi havalandırmamız lazım. Evimizde temiz hava solumamız lazım. Bu konuda da hava temizleme cihazları öne çıkıyor. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Daha sağlıklı nefes almamızı sağlıyor. Yanımda bir model görüyorsunuz. Vigor Plus adındaki bir ürün bu. Bu ürünün pek çok özelliği var. Özellikle çok katmanlı bir filtre yapısına sahip. Birazdan bunları anlatacağım. Ancak bu modelin bir kapasitesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü 75 metrekareye kadar bir odanın havasını temizleyebiliyor. Yani eğer büyük bir salonunuz varsa bu cihaz tek başına yetiyor. Aynı zamanda belki de 1+1 evlerde bile bir çözüm olabilir. Bu yüzden de benim dikkatimi çeken özelliklerin başında geliyordu. Filtreleme konusunda bu cihazda çok katmanlı filtre var. Elektrostatik filtre tozları elektrik yüküyle beraber daha iyi tutmasını sağlıyor. Yani tozlar dışarıya çıkmıyor. Tozlar içeri hapsoluyor. Bu da hava temizleme cihazlarının bence en önemli konularının başında geliyor. Hemen arkasında HEPA filtre var. HEPA filtreler bildiğiniz üzere 0.3 mikrona kadar bütün tozları, bütün partikülleri üzerinde tutabiliyor. Özellikle birçok hastane gibi, temizlik gerektiren birçok alan gibi, uçaklar gibi, otomobiller gibi birçok alanda HEPA filtreler kullanılıyor.
ev cihazlarında da olması gerçekten çok önemli bir konu. Ve bu cihazda bu HEPA filtre var. Şimdi işin buraya kadar biraz öndeki kısmını anlattık. Arkasında göreceksiniz zaten siz de cihazın. Arkasında uzun bir alan var. Bu alanda da filtreler var. Bunlardan bir tanesi titanyum dioksit teknolojisi. Bu filtrenin en büyük özelliği mantar, küf, bakteri ve virüs gibi zararlı mikroorganizmaları öldürebilmesi. Şimdi ben de bu konuda açıkçası çok fazla size detay veremiyorum. Çünkü titanyum dioksit filtreler bambaşka bir teknolojiye sahip. Ne yapıyoruz? Tabii ki hemen asistanımız, sesli asistanımız Guru'ya soruyoruz. Merhaba Guru, şu titanyum dioksit filtreleri bize bir anlatır mısın? Titanyum dioksit olarak da bilinen titanya, doğada birçok kristal yapıda bulunuyor. Kaplama yapılmış yüzeylerde UV ışığı ile birlikte oluşturduğu reaksiyon sayesinde mantar, bakteri ve küf oluşumunu engelliyor. Havanın içinde bulunan ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkisi olan uçucu organik maddelerin VOC, fotokatalitik kaplama yapılmış yüzeylere teması anında parçalanarak zararsız hale gelmesini sağlıyor. Ayrıca bu sayede kötü kokuyu da engelleyebiliyor. Ultraviyole C ışınları biraz önce anlattığım titanyum dioksit filtre ile güçlerini birleştiriyor. İşin özünde bu var. Bu güçler birleştikten sonra fotokatalitik etki yaratılıyor. Söylemesi zor ancak bu cihazın içinde evet bu filtreler var. Bu sayede işte havayı daha iyi temizleyebiliyor. Aynı zamanda karbon filtre var. Karbon filtre de kötü kokulardan ortamınızı arındırıyor. Havadan arındırıyor. Yani eğer siz yemek pişirdiyseniz bu yemeğin kokusu bu cihazla temizlenebiliyor. Bu da yine benim dikkatimi çeken teknolojilerden bir tanesi. Son bir filtre daha var. Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu filtre değil. Bu aynı zamanda havanızın daha iyi kaliteye ulaşmasını sağlayan bir özellik. O da iyonize etmek. İyonizer. İyonizer filtre var. İyonizer filtre sayesinde sizin havanıza negatif iyonlar yükleniyor. Ve bu zaten birçok farklı alanda kullanılan bir teknoloji. İyonizer filtreler sayesinde sizin havanızda bir ferahlık hissi geliyor. Yani bu cihazı çalıştırıyorsunuz ve havanız daha kaliteli bir hale geliyor. İşte bu teknolojiler sayesinde evde kaldığımız süre içinde daha sağlıklı yaşayabilirsiniz. Ve biz de bu teknolojileri her hafta sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bölümümüzün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden iyi içeriklerle, kaliteli içeriklerle ve bol teknolojiyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Siz de bizim içeriklerimize devam etmemizi istiyorsanız ne yapacaksınız? Hemen abone olacaksınız kanalımıza. Sonrasında yorum yapacaksınız. Aklınıza kalan soruları belki. Belki beğenmediğiniz yerleri, belki beğendiğiniz yerleri. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bizim için çok kıymetli. Hepsine cevap vereceğiz. Ve aynı zamanda tabii ki sosyal medyada paylaşın. Elinizi biraz taşın altına koyun. Sosyal medyada paylaşın. Bizim kanalımız da büyüsün. Ve sizleri iyi içeriklerle destekleyelim biz de. İyi içeriklerimizi görün. Hep birlikte yeni teknolojileri keşfedelim. Neden olmasın, değil mi? O zaman abone olun. Yorum yazın. Kısacası sizin desteğinizi bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.